Herkese merhaba değerli takipçilerimiz, yeni bir video ile beraberiz. Bu videomuzda takipçi tamir serimizden daha önce tamir etmediğimiz bir cihaz geldi. Cihaz bir ses sistemine ait kontrol kartı. Kartın çıkışında herhangi bir voltaj yok. Dolayısıyla ses sistemimiz hiçbir şekilde tepki vermiyor, hiçbir şekilde açılmıyor. Siz de bu şekilde takipçi tamir serisine cihaz veya kart göndermek istiyorsanız videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresi üzerinden iletişime geçerek cihaz veya kartlarınızı onarım için gönderebilirsiniz. Takipçi tamir serisinden gelen kartlardan parça ücret hariç herhangi bir onarım ücreti talep etmiyoruz. Burada ses sisteminin üzerine baktığımız zaman bir izole troko ile ses sisteminin sekonder tarafına besleme sağlanmakta. Burada iki adet düzeltiyorum, kondansatör görüyoruz. Bu kondansatörlerin olması, hatta şöyle arka tarafı gösterdiğim zaman burada da iki farklı diyot grubu var. Bu ikisi paralel, bu ikisi yine paralel. Burada iki farklı sargı var arkadaşlar ve çıkışta simetrik bir voltaj, simetrik bir besleme sağlanıyor. Genellikle bu şekilde kaliteli ses sistemlerinde zaten simetrik besleme kullanılır. Yani hoparlör her iki yönde de sürülür. Buradaki entegremiz de zaten artı ve eksi voltajlara ihtiyaç duyan bir entegredir. Atıyorum burada 15 volt, burada eksi 15 volt şeklinde bir besleme vardır arkadaşlar. Trafomuzun giriş kısmına baktığımız zaman burada sürücü entegremizin üzerinde hafif bir çatlak var. Burası çatlamış. Buralarda biraz sararmalar mevcut. Buraya müdahale edeceğiz. Çıkıştan herhangi bir voltaj almayı beklemiyoruz. Hemen bir kartımıza yakınlaşalım. Sürücü entegre üzerindeki arızayı göstermek istiyorum. Sürücü entegre olarak 3842B PWM kontrol entegresi kullanılmış. Entegrenin kovacağının olduğu yerde bariz bir patlama olmuş. Bunun bu şekilde çalışmasını beklemiyoruz. Yine burada gate sürücü devremizdeki dirençlerde hasar görmüş arkadaşlar. Burada gate'imize gelen ve gate'imizin diğer tarafını şaseye çeken cooldown direncimiz, buradaki gate sürücü direncimiz, bunların her ikisi hasar görmüş. Yine burada bir tane voltaj izleme için referanslık yaptığını düşündüğüm bir direncimiz yerinde yanmış. Yine burada akım ölçmede kullanılan düşük ohmajlı dirençlerimiz yanmış. Burası hasar görmüş. Buralardan ölçüm yapacağız. Burada RCD snubber diyotumuzu görüyoruz. Hemen yanında da VCC kondansatörüne besleme yapan diyotumuzu görüyoruz. Bunların ikisi de aynı modelde diyotlar. Buralardan bir ölçüm yapalım. Buraların komple değişmesi gerekir arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir yüksek voltaj kondansatörümüz var arka tarafta. Bunun bacaklarında yüksek voltaj bulunuyor mu? Onu bir test edelim. Voltaj varken yapacağınız ölçümler hatalı olacaktır. Herhangi bir voltaj göremiyorum. Ölçüm için güvenli. Hemen diyot moduna aldım. Burada zaten entegremiz bu kadar hasar görmüşse buradaki parçalar çok büyük ihtimalle hasar görmüştür arkadaşlar. Şöyle bir ölçelim. Buradaki diyotumda 0 ohmluk bir değer alıyoruz. Şöyle diyot kademesini alalım. Muhtemel buralar artık kısa devreye düşmüştür. Evet, burada diyotumda iletim yönünde ve ters yönde sıfır değerlerini aldım. Burada snubber diyotumuz var. Snubber diyotumda herhangi bir problem gözükmüyor. 540 değerini aldık. Diğer yönde ölçtüğüm zaman da açık devre. Fakat bu diyotların her ikisini de değiştireceğim. Çünkü hani burada multimetrenin ölçemediği bir arıza yüksek voltaj geldiği anda karşımıza çıkabilir. Burada İki adet düşük ohmajlı dirençlerim var. Şöyle ohmaj kademesini alalım. Düşük ohmajlı dirençlerim muhtemelen açık devre olmuştur. 0,5 ohmluk dirençler kullanılıyor. Ölçüm yaptığım zaman açık devre. Yanındaki de açık devredir zaten, paralel bağlı. Mega ohm seviyelerinde bir değer okuması yapıyoruz. Yine burada da aynı, zaten ikisi aynı hatta. Bunlar göstermesi gereken değerler değil arkadaşlar. Yine burada mega ohm seviyelerinde 676 kilo ohm seviyesine çıkmış bir direncimiz bulunuyor. Bu direnç değerleri normal değil arkadaşlar. Nereden biliyorum? Bu sürücü entegrenin tipik bir şeması mevcut arkadaşlar. Bu şemada gördüğünüz gibi buradaki direnç tamamen açık devre olmuş. Yine burada 51 ohm olması gerekiyor. 510 zannedersem 50 ohm, 51 ohm gibi bir değer göstermesi gereken direncim var. Burada da yine mega ohm seviyelerinde direnç değeri görüyoruz. Bunların hepsi yanmış arkadaşlar. Burada
203 yazan direncimiz var. 20 kilo ohm seviyesinde değer göstermesi gerekir. Burada da 12,9 ohm gibi bir değer okuması alıyoruz. Burada artık bu parçaları ölçmeden önce bu sürücü entegreyi yerinden çıkartmanız gerek. Çünkü bütün bunun bacakları buradaki dirençlere, kondansatörlere vesaire bağlı. Öncelikle bir sürücü entegreyi yerinden çıkartalım. Ölçümümüz daha sağlıklı olacaktır. Atıyorum buradaki 203 yazan direncimizin değerini sağlıklı bir şekilde ölçemiyoruz şu an. Çünkü direnç üzerinde herhangi bir hasar yok. Tabii ki hasar almış olabilir fakat en sağlıklı sonuç entegrenin yerinden söküldüğü durumdaki sonuçtur. Entegreyi yerinden kaldırdım. Şimdi tekrardan bir ölçüm yapalım. Tabii sıcak olduğu için kartım değerlerde ufak sapmalar olabilir. Ölçtüğüm zaman 19,5-20 kilo ohma yakın bir değer gösteriyor. Gördüğünüz gibi direncimiz sağlam. Hemen burada diğer dirençlerimi ölçmek istiyorum. Şurada bir tane direncim var. Bu da 20 kilo ohm değer gösteriyor. Herhangi bir problem yok. Burada zannedersem 153 yazan bir direncim var. Şöyle baktığım zaman bu da 15 kilo ohm civarı bir değer gösteriyor. Herhangi bir problem yok. Burada 2,2 kilo ohmluk direncim var. Kendi değerinde. Burada 33 kilo ohmluk direncim var. Kendi değerinde. Burada 22 ohmluk direncim var. Bu da kendi değerinde. Herhangi bir problem gözükmüyor. Bütün bu dirençleri ölçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aksi halde devreniz hatalı çalışabilir. 676 kilo ohmluk bir değer gösteriyor. 68, 680 kilo ohm, 676 değeri de tolerans değeri aralığımızda. Direncimizde herhangi bir problem yok. Burada VCC kondansatörümüzün beslemesini yapan bir direncimiz var. 220 kilo ohm civarı olması gerekiyor. Ölçtüğümüz zaman şu an kondansatör şarj oluyor zannedersem. Şöyle bir ters yönde ölçelim. Çünkü büyük kondansatöre de bağlı burası. Burada mega ohm seviyelerinde bir değer alıyoruz arkadaşlar. Fakat değerim hiçbir şekilde sabitlenmiyor. Çünkü burası artık kondansatörlere vesaire paraleline bağlı. Burada da yine buradaki diyotum arızalı. Bu direnci hemen bir kenara alıp kenarda ölçmek istiyorum. Direncimi bacağını boşa çıkarttım. Şöyle ölçtüğüm zaman 213 kilo ohmluk bir değer alıyoruz arkadaşlar. 220 kilo ohm değerine oldukça yakın bir değer. Şu an direncim sıcak olduğu için kendi değerine çıkacaktır. Direncimi de yerine koydum. Burada çok önemli bir parçayı daha atladık. Arka tarafta bulunan MOSFET'imiz arkadaşlar. Buradaki büyük 3 bacak bu MOSFET'imize ait. Hemen şöyle diyot modunu alıp bacaklarından ölçüm yapmak istiyorum. Bunun bacaklarında da muhtemel kısa devre değerleri vardır. Gördüğünüz gibi gate direğin arası kısa devre, bu zaten felaket demek. Gate source arası kısa devre. Drain source arası kısa devre. Bütün bacaklarda kısa devre değeri alıyoruz. Bu parçanın da yerinden çıkartılıp değiştirilmesi gerekiyor. Hemen diyotlardan başlayarak arızalı parçalarımızı değiştirelim.
Parça değişimi işlemini tamamladık. Burada sürücü entegremiz yanındaki yanmış olan dirençler değişti. Buradaki snubber diyotumuz, VCC kondansatörüne ait doğrultucu diyotumuz değişti arkadaşlar. En önemli parçamız arka taraftaki MOSFET değişti. Burada tamamen yalıtımlı bir MOSFET kullandık. Buradaki devrenin akım değerlerini rahatlıkla karşılayacaktır. Tam şu kısımda 220 volt bobinin olduğu yerden bir kablo bağlantısı yaptık. Karta enerji verip çıkışta voltaj alabiliyor muyuz? Bakalım şu an enerjimi açtım. Burada diyotlar üzerinden bir voltaj okuması yapmamız gerekir ve 18,4 volt. Burada da 18,4 volt çıkış voltajlarımız çıkmaya başladı arkadaşlar. SMPS kısmındaki arızayı başarıyla gidermiş bulunmaktayız. Şimdi hoparlörümüzü kılıfın içine katalım ve son olarak bir ses test denemesi de yaparak videomuzu sonlandıralım. Hoparlörü topladık. Düğmemden açıyorum. Ve burada küçük bir mavi ışığım yanmaya başladı. Bu da hoparlöre enerji geldiğinin bir göstergesi. Hoparlörün güç kısmındaki arızayı giderdik. Eğer siz de bu şekilde elektronik tamir işleriyle uğraşıyorsanız, tamir konularında kendinizi geliştirmek istiyorsanız, önünüze aldığınız bir kart hakkında rahatlıkla arıza tespiti yapabilmek, yorum yapabilmek istiyorsanız, sizler için eğitim setleri hazırladık. Şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak kurslarımı sipariş edebilir. Elektronik cihazlar üzerinde özellikle arıza tespit konularında kendinizi geliştirip kendinize yatırım yapabilirsiniz. Şimdi bir ses denemesi yapalım. Şu an YouTube üzerinden bir müzik açıyorum. Şu an müziğim çalmaya başladı fakat kullanmış olduğum ses yazılımı müziği filtrelemekte arkadaşlar. Şu an son sese getirdim. Hoparlörüm hareket ediyor fakat siz herhangi bir ses duyamıyorsunuz. Hemen buradan yazılımdan hoparlörümüzün filtresini kapatalım. Hoparlörümüz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Simetrik beslemeye sahip olduğu için de diyaframın her iki yönde hareket ediyor. Hemen filtremizi de açalım. Şu an müziği açsam bile herhangi bir ses duyamazsınız arkadaşlar. Hoparlörümüz gayet stabil bir şekilde çalışmakta. Bas ve tizler için iki farklı sürücüsü de bulunuyor burada. Yüksek frekansları çalan küçük bir hoparlör. Burada düşük ve orta frekansları çalan büyükçe bir hoparlörümüz bulunuyor ve bu çift yönlü hareket ediyor arkadaşlar. Simetrik bir beslemeye sahip. Ses sistemimizin onarımı başarıyla tamamlandı. Takipçimize çalışır bir şekilde gönderilecek. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünmekteyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.